Herkese merhabalar. Kariyer planlama ve çalışma hayatına giriş dersi ilk hafta videoların ikincisiyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu videoda etkili bir CV nasıl hazırlanır bunun detaylarını anlatmaya gayret göstereceğim. CV iş hayatına girişteki en önemli aşamalardan bir tanesi. Çünkü bir ilanı gördüğünüzde o ilanı başvurmak için işletmeler sizden CV'nizi isterler. Bu CV'yi hazırladığınız zaman sizlerle beraber o işte çalışmak için pek çok kişiyle birlikte rekabet etmeye başlarsınız. Dolayısıyla yüzlerce CV arasından sizin CV'nizin seçilmesi işe giriş ve mülakat aşamaları açısından önemlidir. Ve A4 kağıdı büyüklüğünde hazırlanmış olan bir CV sizin 4 yıl boyunca üniversite içerisinde ve öncesinde almış olduğunuz eğitimleri kişisel becerinizi içerir. Bu nedenle 4 yıllık eğitiminizi bütün bilgi becerinizi en iyi şekilde yansımadığınız takdirde işe girme şansınız oldukça azalmış olmaktadır. O yüzden de CV hazırlamak işe girişin ilk kapısı olarak değerlendirilir. Bu nedenle bu sunumda ben sizlere etkili bir CV nasıl hazırlanır, hangi noktalara dikkat edilir, İK yöneticileri CV'leri incelerken nereye dikkat eder, bundan bahsetmek istiyorum. Ama öncelikli olarak derslerde de sunumlarda da kullandığım, ...bir CV'yi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu CV çok da yakından tanıdığınız bir kişiye ait. Teoman'ın, yani şarkıcı Teoman'ın... E, ...işe girmek için yapmış olduğu, hazırlamış olduğu bir CV. Tabi bu CV sonrasında işe giremediğini biliyoruz. İyi ki de girememiş, girseydi belki bugün o... ...sevmiş olduğumuz şarkılarını dinleyememiş olacaktık. CV'yi incelediğiniz zaman klasik... CV'lerden tamamen farklı bir formatta ve yapıda olduğunu görüyoruz. O yüzden de CV'leri genellikle tavsiye edenler veya CV hazırlamayla alakalı pek çok tavsiye tavsiyede farklı bir formatta hazırlayın ifadesini görürsünüz. Dolayısıyla temanın CV'si bu noktada ekstrem bir nokta. Hani en uçta hazırlanmış bir CV. Örneğin beni şimdi almazsanız çok yanarsınız eylemlerim sürecektir gibi bir ifade belki insan kaynakları yöneticinin antipatisini çekebilir çok iddialı bir e, ifade olduğu için veya isminin altında Teoman Yakupoğlu Fatih'in Fedaisi e, başlarını kullanmış. Dolayısıyla bu e, bazen farklı olayım derken de CV'nizin değerlendirme aşamasına alınmaması ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü bir düşünün bir CV'ye insan kaynakları yöneticisi ne kadar zaman ayırır? Aklınızdan birkaç dakika gibi süre geçtiğini e, düşünüyorum. Şöyle bir hesap yapalım. Bir işe alım için ilana çıkıyor işletme ve 800 tane aday başvuruyor. E diyeceksiniz hocam, 4 dakika, yani 4 senelik eğitimimiz için hani 4 dakika harcamayacaklar mı? Üzgünüm harcanmayacak. O yüzden de bir CV'ye bakış süresi ilk kelime açısından 4 ila 6 saniye sürüyor. Dolayısıyla yönetici CV'nizi alıyor, bakıyor, ayırıyor. Bakıyor, ayırıyor. Bakıyor, Aa, evet diyor, diğer tarafa ayırıyor. Dolayısıyla işte bu 4 saniye için bütün bu eğitimi, hazırlıkları yapıyoruz. O yüzden de CV'yi hazırlamak çok önemli. 800 kişinin başvurduğu bir adayda her aday için... 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika bir zaman ayırdığın zaman 800 çarpı 10 dakika birkaç gününü sadece CV incelemeye ayırmak gerekiyor. O yüzden de işletmelerde zaman değerli olduğu için CV incelemeleri gerçekten çok kısa sürüyor. Önce CV'ler birinci elemeden geçiriliyor. ikinci elemede tekrar incelenmiş oluyor. O yüzden de bugün anlatacağım konu işte bu 4 ila 6 saniyede başarılı olmak için yapmamız gerekenler. Öncelik olarak CV hazırlamadan önce bizim İlanlara ilişkin temel bir yapıyı bir analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü genellikle en çok yapılan hata, en sık yapılan hata standart bir CV hazırlayıp bunu her işletmeye göndermek. O yüzden de yanlış olan bu davranış sergilememek gerekiyor. İlana göre CV'yi revize etmek, yeniden hazırlamak veya her bir ilan için ayrı bir CV hazırlamak gerekiyor. Mesela burada ben 3 e, ayrı işletme için 3 farklı formatta özellikler içeren bir ilan listesi hazırladım sizin için. Birincisi Arkas Holding'in e, ilanı, ikincisi Teknosa'nın ilanı, üçüncüsü de bir mali müşavirlik şirketinin ilanı. Dolayısıyla Arkas diyor ki üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun, mesleki seviyede İngilizce bilen benzer bir görevde 2 yıl deneyimli. Teknosa diyor ki üniversite mezunu, bölümden bahsetmiyor. İyi derecede Oracle bilgisine sahip. Şimdi arkası hazırladığım CV'de ile Teknosa'ya başvurduğum zaman orada Oracle bilgisine sahip olduğum belki daha aşağılarda kişisel bilgilerde eğitim diyecek. Ama Teknosu'ya hazırladığım CV'de önce üniversiteyle alakalı eğitim bilgilerini koymuş olacağım. Arkasından da bilgisayar teknik becerileri koymuş olacağım. Dolayısıyla burada demek istediğim husus şu. CV'lerde standart bir şablon olmamalı. Öncelikli olarak ilan olarak başvurduğunuz CV, yani ilana başvuracağınız ve hazırlayacağınız CV'de ilanda hangi şartlar ön planda yer aldıysa ona göre hazırlamak gerekiyor. Örneğin bazı işletmeler belli bir süre deneyim, belli bir program kullanma becerisi istiyorlar. O yüzden de kişisel bilgilerin arkasından hemen o sıralamaya göre bir sistem hazırlamak gerekli. Bununla beraber genelde CV'lerimizi bir işletmeye gönderirken tek bir sayfa olarak gönderiyoruz. Ama işletmelerde her zaman tek bir kişiyi işe almıyorlar ve bu nedenle bizim bir ön yazı yazmamız gerekiyor. Bu ön yazıda hangi e, başvurduğumuzu, o ilanın referans numarası, o ilana başvurmayla alakalı temel sebeplerimizde bahsetmek gerekiyor. Belki içinizden diyebilirsiniz. Yani ilana başvurum sebebi ne olabilir? Sadece işe girmek. Ama burada bunu ifade etme biçimi bile adayın diğer adaylar arasında ayrılmalarına sebep oluyor. O yüzden de mutlaka ilanına, ilana başvururken CV'nizle birlikte eğer elden bırakacaksanız internet ortamında Yine göndereceksiniz. Mutlaka bir üst yazı ile kısa bir giriş yaparak hangi kadroya hangi ilana başvurduğunuzu ifade etmeniz sizin açınızdan yararlı olacaktır. Evet şimdi CV'lerde ve Üst yazılarda çeşitli hususlardan bahsedilir. Gelecek hedefleri, kariyer hedefleri, gelecekte nerede e, olacağınız e, gibi. O yüzden de buradaki ifadeleri de yine bir önceki e, Teoman'ın CV'sinde bahsettiğim hususlara dikkat ederek çok abartmamak. Çok ekstrem hususlardan bahsetmemek, işe ve yapılacak e, göreve yönelik hususları vurgulamak, uygun olduğunuzu düşündüğünüzü belirtmek, o işletmede çalışmaktan çok mutlu olacağınızı, değer katacağınızı ifade etmek gibi hususlardan bahsedebilirsiniz. Gelelim ilk öneriye. Arkadaşlar CV'lerinizi hazırlarken lütfen standart formatları kullanmayın. Bu standart formatları, kitapları, kariyer dergileri, internet sitelerini, Microsoft Word'ün hazır şablonları gibi pek çok yerden bulabilirsiniz. Ancak herkes sizinle aynı kaynaklara ulaşacak. O yüzden de herkesin sizinle aynı kaynaklara ulaşacağını bildiğiniz için hazır şablonları görün, bakın ama onları kendinize göre revize edin. Ben bu noktada size bir kaynak da tavsiye etmek istiyorum. Aslında sadece bu CV hazırlamak için değil, bu ders için pek çok konuda bakabilirsiniz. Hüseyin Gül hocamız tarafından yazılmış olan Mutlu Yaşam ve Başarılı Kariyer isimli bu kitapta hem kariyer evreleri hem süreçleri bununla alakalı kişisel deneyimler, tavsiyeler ile ilgili pek çok konuyu görebileceksiniz. Bu kitabın 18. bölümünde de etkili CV hazırlamayla ilgili işinize çok yarayacak örnekler de var. ben bu kitabı almanızın hani hem dersimiz açısından hem geleceğiniz açısından bir başucu kaynağı olarak değerlendirebileceğinizi inanıyorum. Aklınızda bulunsun. Not alamayanlar için hani geriye sarmak yerine ben tekrar göstermiş olayım. Bu kitapla alakalı kısımlar yine Mutlu Yaşam şeklinde üniversitemizin web sayfasında yer alıyor. Ders notlarını size, bunun sunumlarını ve diğer bilgilerini göndereceğim. Aklınızda bulunsun. Dolayısıyla hızlıca CV'nin içeriğinden bahsetmek gerekirse bir CV'de neler var? Hangi hususlara yer verilmeli? Öncelikli olarak bir CV'de kendi kişisel bilgilerinizi size ait, Unsurlardan bahsetmek gerekiyor. Bununla beraber uzmanlık alanı ve tecrübeler, çünkü ilanlarda dikkat etmişsinizdir, öncelikli olarak kişilerin tecrübelerini, iş deneyimlerini koymalarını istiyorlar. Bununla beraber almış olduğunuz eğitimler ve kurslar, sahip olduğunuz sosyal yetenekler, organizasyon yetenekleri, iş tekniği bilgi ve becerileri ve diğer beceriler de CV'nin içerisinde olması gereken temel hususlar. Ancak burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu standart bir hiyerarşik düzen değildir. Yani en üstte kişisel bilgiler arkasından uzmanlık alanı gelecek diye bir durum söz konusu değil. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani biraz önceki üç size üç tane ilan gösterdim. O ilanda ilk sırada işletme ne arıyorsa onu kişisel bilgilerin hemen arkasına koyun. Örneğin diyor ki yetiştirmek üzere bir kişi arıyoruz, geliştirmek üzere bir kişiyi istihdam edeceğiz diyen bir işletme varsa, o zaman sizi diğerlerinden ayıracağını düşündüğünüz temel özellikleri koymanız gerekiyor. Ve herkes aynı şablon hazırladığı zaman insan kaynakları yöneticileri ki ya bunların hepsi aynı. Peki aynı olanı niye alalım? O yüzden de kendi farklı, yani farklı olarak ifade ettiklerini seçmeye yönelimi Burada ön plana çıkıyor. Tabii kişisel bilgiler kısmında neler olacak? Adınız, soyadınız, adresiniz, telefon bilginiz, varsa faksınız. Genelde hani kişisel başvurularda faks çok fazla yer almayabiliyor. E-mailiniz ve uyruğunuz gibi unsurların CV'de olması gerektiği sıklıkla tavsiye ediliyor. Ancak ben burada şunu söylüyorum. CV'nizi kendiniz tasarlarken şöyle yapmayın. Adı, soyadı Halil İbrahim Özmen. Yani adı soyadını yazmasanız Halil İbrahim Özmen'in adınız olduğu anlaşılmayacak. Veya altına adres, işte açık adresinizi yazıyorsunuz. Onları yazarken ön tanımları mümkün mertebe kullanmamaya e, gayret gösterin. Dolayısıyla e, mesela birazdan da örneklerini e, göstereceğim sizlere. Hani görüyorsunuz. E, kendinizle alakalı hedefleri, diğer konuları, oradaki sel bilgilerle bahsediyorsunuz. Orada genelde kişiler abartılı ifadeler kullanabiliyor. Bunlara da dikkat etmeye gayet gösterin. Evet, CV'lerle ilgili bir sevdiğim karikatürlerden bir tanesi. Peki, hmm, önceki hayatınızda Mısır'da firavunmuşsunuz. olmuşsunuz. Yönetici yeteneklerinizi o tarihten bu yana geliştirdiniz mi e, şeklinde bir e, karikatür. Şimdi demek istediğim hususu göstermek için örnek bir CV'yi buraya e, aldım. Aşağıda diyor ki ön tam uyruğu Türk. E, doğum yeri tarihi de olsa bunları yazmasanız da sizin doğum yeriniz, doğum tarihiniz, e, ilgi alanlarınızla alakalı kısımlar belli olacaktır. O yüzden de mümkün mertebe bu hususları çok fazla e, hani yazıp CV'yi boğmamak gerekiyor. O yüzden de kişisel bilgiler genelde isim ve iletişim bilgilerinin hemen altında bir e, sıralama ile yazılması daha estetik kalıyor. İlerideki örneklerde de bunları size e, göstereceğim. Yine bir örnek daha Yapayım bu biraz daha hani şablon üzerinden gidecek. Mesela e, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, askerlik durumu ve medeni durum. Dolayısıyla buradaki unsurları bu şekilde yazmak yerine daha estetik bir şekilde koymak gerekiyor. Örneğin Ahmet örnek altında hemen adres var. Orada adres tanımlaması yazdığınız zaman bir satırı ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla CV'nizde yer alabileceğiniz 37 satır varsa adres yazıp altına adresiz yazdığınız zaman Haciminizi 36 satır olarak kullanıyorsunuz. O yüzden de bu tarz e, unsurlara dikkat etmeye gayret gösterin. Yine e, CV'de yabancı belirtmek, bunları nasıl belirteceğinize değineceğim. Ciddi anlamda önemli bir e, husus. Bununla beraber mesela CV'ye yazılan şeyler var. İşte internet kullanabiliyorum. Hani Günümüzde internet kullanmak gibi bir beceri, e, ayırt edici bir beceri e, değil. Dolayısıyla yine başka bir husus uzmanlık alanı ve tecrübeler. Tabi burada bizler öğrenciler için bu sunumu yaptığımızdan dolayı hani diyeceksiniz benim bir tecrübem yok. Yani 4 yıl boyunca da bunun için çaba sarf etmenizi tavsiye ediyorum. Her yaz mutlaka stajınızı yapın. Bazı bölümlerde staj zorunluluğu yok ama üniversitemiz isteğe bağlı staj yapan öğrencilerin sigorta girişlerini yapıyor ve sigorta ücretlerini ödüyor. Dolayısıyla bir işletmeye gittiğiniz zaman benim sigortam, üniversitem tarafından ödenecek diyerek staj yapabilirsiniz. Tabi burada staj yerleri ve nasıl bir staj yaptığınız da önemli. Dolayısıyla mümkün mertebe sektörünüzde önde gelen işletmelerde staj yaparsanız... ...o stajınız sizi Aa, bu şirkette çalışmış dedikleri için referans olarak değerlendirilir. Ayrıca staj yaptığınız departmandaki yöneticiniz sizin bir Referansınız olacak. Dolayısıyla onu referans olarak yazabiliyorsanız, CV'yi inceleyen yönetici ki, evet, önceki yöneticiden olumlu bir izlenim almış, dolayısıyla pozitif bir şekilde ayrılmış, biz bu referansa göre işe alım yapabiliriz. O yüzden de işletmeler için her yaz farklı bir işletmede veya 30 günlük staj yapıyorsanız yaz dönemi içerisinde birkaç ayrı işletmede staj yapmaya gayret göstermeniz sizin işe girmenizi ciddi anlamda kolaylaştıracaktır. Gelelim en önemli hususlardan bir tanesine. Bu dönem sizler için hazırladığımız kariyer videolarındaki sunumlarda sıklıkla yabancı diliniz için çaba sarf edin diye göreceksiniz e, iş dünyasındaki mezunlarımızın e, sıklıkla tavsiye ettikleri e, şeylerden bir tanesi mutlaka yabancı dilinizi geliştirmeniz yönünde tabi CV'lere yabancı dil konulurken belli ifadelerle konuyor yani orta, ileri, çok iyi perfect gibi ifadeler kullanılıyor bunları kullanmak çok doğru değil çünkü o ifadeler sizin neyi ne kadar bildiğinizi karşı tarafa göstermiyor o yüzden de Mutlaka orada e, düzey olarak A1, B1, C1 şeklinde bir düzeyiniz varsa, bir kursa gittiyseniz bir kurstan aldığınız sertifikanız varsa veya bunun dışında e, Türkiye'de yapılmış olan yabancı sınavlarımızdan elde ettiğiniz skorlarınız varsa e, YDS gibi veya uluslararası geçerli olan IELTS, TOEFL gibi sınavlarda elde ettiğiniz skorlar varsa e, bunları mutlaka e, o şekilde koyun ve ya şöyle bir şey söyleyin, şu derecede kursa şu kadar saat devam ettim e, şeklinde koyun. Tabi yabancı dil tek bir bağlamı yok. Yabancı dil konuşma becerisi yazma becerisi, anlama becerisi şeklinde farklı türlerde de değerlendirilebiliyor. O yüzden de mutlaka e, burada düzeyinizin ne olduğunu insanlara net bir şekilde gösterin. Çünkü yanlış bilgi vermeyin e, bir şekilde rezil olabiliyorsunuz. Bunun örneklerini Ekşi sözlük platformunda mülakata çağrılanların yaşadıkları ile size anlatayım. Bu görmüş olduğunuz başlığı iş görüşmesinde Let's Continue English denen an şeklinde aratırsanız burada 46 sayfa görüyorsunuz, 46 sayfa yazılanları lütfen okuyun. Dolayısıyla orada eğer İngilizcem iyi dediniz ve mülakata kaldıysanız. E, mülakatın bir kısmı İngilizce devam edebiliyor ve o düzeyde de eğer konuşamıyorsanız sizi otomatik olarak elemiş oluyorlar. Ben kendi mezunlarımızdan bir tanesinin yaşadığı bir mülakat anısını anlatayım. E, adayımız mezunumuz mülakat odasına giriyor. E, girdikten sonra biraz konuşuyorlar. Yönetici diyor ki, How is your English? diyor. Bizim adayımız chat pat diye hatta eliyle de işaret yapıyor. Ee, yönetici suratına bakmadan telefonu kaldırıyor, sekreteri arıyor ve sıradaki adayı gönderir misiniz diyor. Tekrar bizim arkadaşımıza bakma tenezzülü bile göstermiyor. O da arkasını dönüp çıkmak zorunda kalıyor. İşte bu dört yıllık süreçte yabancı ile alakalı sorununuzu çözmek için önemli bir süreç. Ancak günümüzde yeni bir trend var. Diyor ki tercihen iki yabancı dil Bazen ben mezun adaylarımızdan, öğrencilerimizden şunu diyorum. Ya hocam Türkiye'de çalışan bir işletmeye başvuruyorum. Yurt dışı ile herhangi bir işleri yok. Niçin yabancı zorunluluğu istiyorlar? Arkadaşlar buradaki mantık gayet basit. İşletmedeki yöneticiler diyor ki öğrenciliği süresince sadece okula gidip gelmek dışında kendini geliştirmek için bir çaba sarf etmiş mi aday? eğer bir çaba sarf etmişse ben onu işe aldığımda işi farklı bir şekilde yapmak için tekrar çaba sarf edecektir. Bakın gayet basit bir mantık. Dolayısıyla yabancı dil konusu önemli ancak şunu dikkate alın. Eğer yabancı dil konusundaki sorununuzu çözerseniz bütün dünyada çalışma olanına sahip oluyorsunuz. Örneğin bizim dünyanın pek çok tarafında çalışan, pek çok ülkesinde çalışan mezunlarımız var. Japonya'dan tut Kanada'ya kadar işe girmiş, iş dünyasında çalışan, akademisyenlik yapan, küresel şirketlerde çalışan mezunlarımız var. Dolayısıyla yabancı dil bilmek ve başka bir yabancı dil öğrenmeye çalışmak sizin iş, iş zenginliğinizi ve gelirinizi ciddi anlamda arttıracaktır. Gelelim başka bir başlığa eğitim ve kurslar. Tabii CV'de genelde tüm eğitim hayatınızı vermenize gerek yok. Dolayısıyla hani ilkokul çok fazla gerek yok. Lise mesleki bir ayrım varsa veya çok önemli bir özelliği varsa verebilirsiniz. Ne diyeyim? İstanbul Erkek Lisesi mezunuysanız, Fen Lisesi mezunuysanız, belli bir branşla alakalı bir ilişkisi varsa veya ticaretle uğraşan bir alanda bahsediyorsanız ticaret lisesi mezunuysanız bunlarla ilgili kısımları verin. Üniversiteden tabii ki mutlaka hani bahsediyoruz. Ancak üniversite ve bölüm e, yazarak bırakmayın. Mesela almış olduğunuz derslerden bitirme tezlerinden e, anekdotlar varsa onları mutlaka alta e, yazın. Mesela e, ortalamanızı yazabilirsiniz. Çünkü ortalama başarısı işte bölüm derecesine girdiyseniz ortalamanız 4 üzerinden 3 ve 3.5 olduysa yani onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olduysanız e, işletmeler bu başarılara e, dikkat ediyorlar. Mesela bir derste o işle alakalı bir seminer hazırladınız. Dediniz ki ben e, termodinamik dersinde şu konuda bir çalışma yaptım dediniz. Veya İktisal Dermler Fakültesi öğrencileri arasından şu sektörle ara, ile alakalı bir dış ticaret çalışması yaptım. Veya herhangi bir bitirme teziyle alakalı konunuz varsa onları mutlaka birer ikişer satırda olsa mutlaka bahsedin. Ama onları bahsedirken de şu kadar sayfa, şu kadar uzunlukta bir çalışma yaptım gibi açıklayıcı olarak yazın. Gelelim sosyal yeteneklere. Bakın ilanlara dikkat ettiğinizde okuduğunuzda. Ee, ...şunu görüyorsunuz, takım arkadaşları arıyoruz diyorlar. Dolayısıyla takım arkadaşları dediğiniz zaman iletişim becerileri, etkin iletişim teknikleri... ...takım çalışan yakınlık gibi hususları CV'lerinizde bahsetmek gerekiyor. Üniversitemizde sürekli eğitim merkezi var ve biz sürekli eğitim merkezinde... E, ...online ve örgün olarak bu tarz eğitimler açıyoruz. Dolayısıyla iletişim becerilerinizi geliştirmek, takım çalışmalarına katılmak... Budur becerileri sertifikalandırdığınız takdirde bunlar sizin işe girmenizi kolaylaştıracaktır. Örneğin sınıf temsilciliği yaptıysanız, bir sunum yaptıysanız veya prezent olduğunuzu ifade etmek istiyorsanız bu bilgiler gerçek anlamda sizin işinize yarayacaktır. Gelelim referanslar kısmına. Referanslar iş hayatında çok önemlidir. Ben buna bir ağa sahip olmak veya bir network'e sahip olmak diyorum. Ee, örneğin bu nedenle son sınıfa gelmeden bir LinkedIn hesabı açıp oradan e, önceki staj yaptığınız yerdeki yöneticileri, kişileri alınıza eklemeniz e, gerçekten önemli. Çünkü e, referanslar sizi başka bir noktaya taşıyan, husus. Bunu şöyle ifade edeyim. Bazen arkadaşlar diyor ki ha referansı torpil için yazmış. Arkadaşlar bu bir torpil değil. Ee, çünkü referans sizi bir işe sokmak için kendi bulunduğu e, pozisyonu, deneyimi aktaran kişiler oluyor. O yüzden de önceki yöneticileri, staj yerindeki işletme sahibini referans olarak kullandığınız zaman onları mahcup olmamaları açısından, çünkü eğer bir kişi yanlış referans olduysanız şöyle bir süreç de oluyor. Ya yani birisini bize önermiştin. Biz onu e, istihdam ettik ama çok memnun kalmadık. Yani referans sizi işe sokar ama referans sizi işte tutmaz. Çünkü işte tutacak olan sizin performansınızdır. O yüzden de e, ben e, mesela ör, örnek olarak şöyle söyleyeyim. Aile işletmelerine dahi çalışma izni verilmeyen hani referah ailenin bir parçası, akrabası ama diyorlar ki yani hani aile üyesi olabilir ama onun yaptığı yanlış şey buradaki 70 tane işçinin işsiz kalmasına sebep olacak. O yüzden de biz çalıştırmak istemiyoruz diyorlar. Bu nedenle çalışmak için başvurduğunuz kurum içerisinde bir referansınız varsa bu ciddi anlamda önemlidir. O yüzden de o işletmeyi bilmek, o işletmeyi tanımak çok fark yaratacaktır. Yalnız bazen CV'lerde şunu görüyorum. işte diyorlar ki öneri olarak referanslarım istenildi sunulacaktır. Yani orada zaten 4 ila 6 saniyeniz var. Sunabildiğiniz her şeyi orada sunacaksınız. Yani atabildiğiniz bütün kurşunları orada atmalısınız ki e, mülakat aşamasına geçebilin. Aa, kim söyleyecek acaba deyip merak edip kimse sizin CV'nizi ayırmayacaktır. Gelelim iş tekniği bilgilerine. İş tekniği bilgileri dediğimiz zaman e, çoğunlukla, Ofislerde çalışacaksınız belki. Dolayısıyla bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, fax bunlarla ilgili neyi ve nasıl bildiğinizi ifade etmeye çalışın. İşte Bir öğrencimizin başına gelen şey diyorlar ki stajda şundan 4 kopya çek. Ama diyorlar kopya çekerken kağıt boyutunu B5 olarak ayarla ki tasarruf edelim. Onları da şu şekilde dağıt. Tabii arkadaşımız fotokopi makinesinin başına gidiyor, orada pek çok düğme var, ekran var, kağıdı nereye koyacak, ne yapacak. Sonra yönetici geliyor ki, üniversite mezunu fotokopi makinesi dahi mi kullanamıyorsun? O yüzden de hani pek çok fotokopi çektiriyorsunuz, bir oradaki kişilerden rica edin, ya bu makine nasıl kullanılıyor, nereden nereye basıyorum, nasıl bir şey var? Mesela başka bir öğrencimizin anlattığı hikaye şu, fax demişler ki şunu çek, acele fax çekmen lazım, iş yetişecek. Gidiyor çekiyor fax'ı, sonra geliyor, ya diyor fax gönderdiniz ama boş kağıt gönderdiniz, neyi çektiniz diyor. Fax'ın kağıdın yönünü ters koymuş. Ters koyduğu için arka tarafı beyaz, boş sayfa karşı tarafa gitmiş. Öğrencimiz demiş ki hocam çok rezil olmuştum, yani hani bir fax çekmeyi bile bilmiyor musun şeklinde. O yüzden de bu tür cihazları kullanmayla alakalı deneyim mutlaka kazın. Ee, çok kompleks ve karmaşık makineler değiller. Bununla beraber bilgisayarda çeşitli programlar var. Örneğin Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint gibi iş dünyasında sıklıkla kullanılan programlar var. Bunlarla alakalı kişisel becerilerinizi mutlaka geliştirin. Örneğin biz sürekli eğitim merkezi bünyesinde Excel temel Excel ileri Excel eğitimleri veriyoruz. Isparta'daki ve pek çok yerdeki şirketler için mesela Excel bildiğini düşünen adaylar bizde eğitim almaya geldiklerinde biz eğitim almayı bilmiyormuşuz. Ya daha doğrusu Excel kullanmayı bilmiyormuşuz. Burada çok daha farklı şeyler öğrendik diyorlar. Yine bir mezunumuzun başına gelen bir vaka. Yöneticisi diyor ki bu Excel'deki dosyaları şu şekilde yeniden düzenli. Excel'i bir alıyor 6400 satır. Yani 6400 satırlık veri var. Ertesi sabah geliyor bir bakıyor bizim arkadaşımız bilgisayarın başında. Sen diyor ne yapıyorsun? İşte diyor müdürüm tek tek düzeltiyorum. Müdür oradan alıyor, liste yapıyor, iki değişiklik yapıyor. 6 dakika içerisinde sabaha kadar yapmaya çalıştığı işi bitiriyor. O yüzden de iş yerinizdeki verimliliğiniz ve etkinliğiniz açısından bu tür programları kullanmayı bilmek çok önemli. Eğer mühendissiniz, mühendislik yazılımları, AutoCAD, eee 3D gibi pek çok programlar var. Bunları bilmek çok önemli. Bunları öğrenmek için sertifika programlarına mutlaka şimdiden kayıt e, kayıt olmayla alakalı hani 4 yıl içerisinde bu sorunu mutlaka çözecek bir programı yapmanız gerekiyor. Bununla beraber ilgi alanları, hobiler sizi diğerlerinden ayıracak yönler olarak ortaya çıkacaktır. Bunlara da mutlaka e, dikkat. Edin. O yüzden de e, üniversitedeki kulüplere üye olun, o kulüplerin faaliyetlerine takıl, e, katılın. Orada bir bağlantı edineceksiniz. Örneğin ben üniversitedeki ilk e, kulüp olan havucul Kulübü'nün kurucularından bir tanesiyim. 12 arkadaş olarak havucul Kulübü'nü kurmuştuk. E, bu kulüp hala hazırda devam ediyor ve ciddi anlamda kulüpteki arkadaşlarla aile gibi oluyorsunuz. Ve bir süre sonra biz kendi kulüp mezunlarımıza iş buluyoruz. Onlara ilişkin bağlantılar yapıyoruz veya herhangi birisi ihtiyaçlarını belirttiği zaman bunları çözüyoruz. O yüzden de üniversite kulüpleri sizler açısından önemli bir fırsat. Bununla beraber genelde CV'lerde ilgi alanlarına kitap okumak, tiyatroya gitmek, bir tane insan kaynaklarıyla yöneticisiyle konuşuyoruz. Dedi ki aday gördüm, şu opera seyretmeyi çok seviyorum hani demiş yani sonra da merak ettim Türkiye'de opera e, gösteri nerede oluyor? Türkiye'de 3 ilde opera gösterisi var. Arkadaşımız yaşadığı değil, onlardan biri değil. E, dolayısıyla burada hani bu ifadeleri e, doğa gezileri işte trekking yapmak gibi değil, sinema seyretmek, kitap okumak gibi değil de ...neyi nasıl sevdiğinizi ifade edecek şekilde, Örneğin işte Stephen King'in romanları, Amin Malouf'un tüm kitapları... ...veya işte e, antik e, Mısır tarihi kitapları okumayı severim e, şeklinde... ...neyi nasıl sevdiğinizi e, ifade edin. Ve mutlaka bir ilgi alanınız, bir hobiniz olsun. İnsan kaynakları yöneticileriyle sık sık konuştuğumuzda... E, diğerlerinden ayrılmanın yönleri, kişilerin hobileri, ilgi alanları olduğunu söylüyorlar ve bunu da gerçek anlamda yazın çünkü bir eğitimde şununla karşılaştık adaylara işte trekkinge götürüyorlar biz outdoor training diyoruz yani çalışanları iş dışında ofis dışına çıkarıp orada takımdaşlık eğitimi veriyoruz dolayısıyla bu süreçte demişler ki ya biz niye doğadayız niye geldik buraya hani konfor alanından ayrılmış Demiş yönetici ya sizin CV'lerinizde doğa görüşü yazmak vardı. Biz de o yüzden böyle bir program hazırladık diye bir olay geçiyor. O yüzden de hobinizi mutlaka yazın. Çünkü bazen yöneticiler şuna bakıyor. 4 yıl boyunca okumuş. Evet not ortalaması. E peki onun dışında ne yapmış? Okula gidip gelmek dışında. Ve aday kendini diğerlerinden ayırt edecek bir şey yapmamışsa. Örneğin bir e, makine mühendisi alıyorlar varsayalım bir şey şantiyeye gönderecekler e, araziye çıkmamış doğa koşullarını bilmiyor e, gibi hususlar e, ciddi anlamda olumsuz karşılaş, karşılaşan e, konulardan bazıları. Yine önemli hususlardan bir tanesi fotoğraf bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam CV'de fotoğraf olması gerekiyor mu? Bazı CV sunumlarında anlatımlarında diyorlar ki fotoğraf koymanıza gerek yok. Bence var. Niye var? Hani işinizi fotoğrafla yapmayacaksınız ama insan kaynakları yöneticileri fotoğrafsız CV'lere baktıklarım yani niye fotoğrafını koymamış ki diye söylüyor. Ve başka bir insan kaynakları yöneticisi şunu söylemişti: düğün fotoğrafını koymuş. yani Yani normal çekilmiş. Ee, biyometrik olmayan, onu da özellikle söyleyeyim. Çünkü biyometrik fotoğraflarda siz bazen siz gibi olmuyorsunuz. Normal vesikalık bir fotoğrafçı çekilmiş ee, fotoğrafınızı mutlaka oraya e, koyun. Fotoğraf üzerinde çok büyük oynamalar yapmayın. Hani onu da söyleyeyim. Yani Photoshop'un e, da kaçmasın. İşinizi görünüşünüzle yapmayacaksınız. Ama iş dünyasında görünüş önemlidir. O yüzden de hani bazı noktada hiç koymayın şeklinde şeyler de var ama koymanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. Genel anlamda hani anlattığım hususları şöyle bir özetleyecek olursak ayrıntı bağlamında mutlaka kapak sayfası hazırlayın. Ve her şeyi tek bir renkte yazmayın. Bazılarını koyu, bazılarını farklılaştırıp, farklı renklerde, farklı puntolarla, büyük harflerle yazabilirsiniz. O yüzden de e, ifadenizde tasarımınızı farklı şekilde yapabiliyorsunuz. Bununla beraber sayısal ifadeler, rakamlar olayları anlatmaya yönelik hususlara mutlaka vurgu yapın. Part time çalıştıysanız sadece part time çalıştığınız değil, part time çalışma esnasında yükümlülüklerinizi, görevlerinizi, ne yaptığınızı, ne kazandığınızı yazın. Bununla beraber stajın önemli olarak hani naylon staj diyoruz genelde. Hani bu tür olmaması önemli bir işletmede olduğunu göstermeniz önemli. Bununla beraber kulüp üyelikleri, kulüpte alınan sorumluluklar Organizasyonlar, bölüm seminerleri, toplantılar gibi görevleriniz varsa bunları mutlaka yer verin. Tabii bunları yaparken de özgeçmişi sıkış, tepiş böyle bir boğçaymış hissi oluşturacak şekilde boğmamanız gerekiyor. O yüzden de hani estetik bir özgeçmiş hazırlamaya gayret göstermeliyiz ve her ilana özgeçmiş göndermeyi düşünmeyin. Bazı işletmelere ilan yokken gönderin. Mesela benim bir öğrencimin hayali Honda şirketinde çalışmak. Arabaları çok seviyor. Arabaları gerçekten hani arabayla yatıp arabayla kalkıyor ve hayali Honda'da hani ilan görmeden Honda'ya gözlüğü gönderiyor ve işe bir süre sonra giriyor. Gelelim e, mülakat sorularına. Tabii CV'den bahsediyoruz ama hani CV'nin ikinci aşaması da mülakat. İnternette araştırırsanız hani klişeleşmiş pek çok yerde görebileceğiniz mülakat sorularına karşılaşabilirsiniz. E, hani bu, bazen bu sorular saçma geliyor. E, yani mutlaka hani şey en olumsuz yönünüzü e, söyler misiniz? Yani olumsuz yönünü söyleyeyim de beni işe almamı diyesiniz içinizden gelebilir. Hayır orada ne söylediğinizden daha çok nasıl söylediğiniz, nasıl reaksiyon verdiğiniz daha çok insan kaynakları yöneticisinden hani dikkatten çekiyor. O yüzden de mülakat konularına dikkat etmeye gayret gösterin. Bu konudaki soruları da mutlaka bakın. Mesela hani şöyle bir soru geldiğinde neden bizimle çalışmak istiyorsunuz? Vallahi işsizim, iş arıyorum, hangi iş olsa çalışırım gibi bir cevap elbette olmayacaktır. O yüzden de burada denilebilir ki ben Üniversitede şu bölümde eğitim aldım, şu şu konuları uzmanlaştım. Bununla alakalı bilgi, becerim de sizin işletmenizle ilgili yaptığım araştırmalarda şu şu faaliyetleri yaptığınızı görüyorum. O yüzden de yararlı olacağımı, faydalı olacağımı hem kendi açımdan hem ailem açımdan hem de sizin açımdan katkı sağlayabileceğime dair bir temel düşüncem var şeklinde. Hani ne anlattığınızdan çok nasıl anlattığınız burada daha ön plana gelecek. Şimdi sizlere... Birkaç örnek CV göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz CV benim girmiş olduğum derslerden bir tanesinde öğrencilerin hazırlamış olduğu CV. Genelde CV formatları bu şekilde standart şablonlar ve boşlukları dolduracağınız şekilde geliyor. Ama herkes bu şablonları kullandığı için diğerleri arasından sıyrılma şansınız her zaman olmuyor. Bu versiyon 2.0 daha sonra öğrencimizin CV'sini... Revize ettik yani ilk versiyon ikinci versiyon Sonra Bunu 3. versiyona taşıdık Bakın ilk versiyon ile 3. versiyon arasında görsel estetik olarak Aynı bilgileri aynı şekilde ama farklı bir tasarımla Ortaya koyduk Dolayısıyla Hani bu CV öncekine göre daha estetik Duruyor o yüzden de insanların dikkatini çekiyor. Birinci CV'ye 4 saniye ayıran bir CV bu CV'ye 6 saniye 7 saniye ayıracaktır. O yüzden de tasarım ve estetik gerçekten önemli. Günümüzde bir trendten de size bahsedeyim. Infografik CV diye geçiyor. Dolayısıyla i̇şte CV'yi metinlere boğmadan güçlü olduğunuz yönleri, farklı olduğunuz becerileri hazırladığınız bir Çerçeve olarak ortaya çıkıyor. Infografik CV. Sizler bu dönem içerisinde vize haftasına kadar ders takiptiği ile alakalı süreçleri OBS'den de sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla vizeye kadar... Bu hafta itibariyle yetenek kapısına girip sizlerden bir CV oluşturmanızı, bunun ekran görüntüsünü almanızı istiyoruz. Bizi haftasında CV'nizi revize etmenizi istiyoruz ve final haftası öncesinde de bu dersin performansı olarak video CV hazırlamanızı isteyeceğiz. Dolayısıyla geleceğe şimdiden hazırlanmanın sürecini birinci sınıf itibariyle başlatmış olacağız. Ben şimdiden şunu duyar gibiyim hocam. Birinci sınıfa başladık. Evet CV'mizde ne yazabiliriz ki? Zaten mesele de bununla alakalı. Evet birinci sınıftasınız CV'nize yazabileceğiniz şeyler sınırlı ve 4 yıl boyunca o CV'yi nasıl dolduracağınızın hayalini bugünden kurmanız gerekiyor. Ve 4. sınıf bittiğinde gerçekten mezun olup bir iş başvurusunda bulunduğunuzda bugün hazırladığınız CV'ye bakacaksınız. Evet gerçekten bendeki kişisel gelişim bu şekilde olmuş diye göreceksiniz. Bu da bir farkındalık olacak. O yüzden de e, sizlerden ricam e, CV'nizi yetenek kapısına hazırlamanız ve orada bulunması ve aradaki boşluğu nasıl dolduracağınıza dair düşünmeye bugünden itibaren başlamanız. Bana ulaşmak istediğiniz zaman eee mobil uygulamasındaki sınıftaki grup mesajlarından, mail adresimden ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir zaman dilimi geçirmişizdir. Eee kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.